bunlar. Güzel bir tanem. Yani insanı güzel. Eğer bir insan doğduğun çevresi tarafından güzel bir insan standartlarına yakınsa standartları daha güzel ve daha zayıf olması için özel bir şey. Ama doğan insanı kendisi standartlarına göre çirkin bir insansa bu önemli bir şey. Yani zaten ondan zayıf ve güzel olacağı ve eğlenileceği için bu eğitim. Bu dünyanın ve insanlığın en büyük istiyorsan. Çok ilginç bir şey söyledim. Doğru haklısın. Tabii ki zaten güzelse baştan hem güzel ve zarif oluyor o. Ama o güzel doğduğu için güzel ve zarif olmuyor. O standartları olduğu için, o eğitim olduğu için güzel. Bir erdem gibi söylemiyor güzel. Ama güzel. Asıl erdem olan. Pose! Yani bunun tabii şeyi de var. Zarar verdiği başka boyut da var. Aynı nedenle ama başka türlü. Meksika'da sınır bölgesinde işte öldürülen ve cesedi bulunan 400 kadın ama işte öldürülen ve cesedi bulunmayan neredeyse 200 kadın. Hepsi yerli. Ne güzel. Yani onların da ölüm ölümleri oluyor. Aynı zaten hep o güzelliği bozmak istermişçesinde bedenleri kırılarak, bölünerek bırakıyorlar. Yani garip garip şekillerde bırakıyorlar. Bir de bırakıyor. Öyle bir şey var yani tabii ki. Kim bilir neler yaşıyorlar. Neden? Yani. Neden? Hale gelmeden önce. Bir şey düşünsene. Yani, olmasının nedeni ama çünkü baştan bir adalet var. Yani insanlar güzelliğe önem veriyorlar falan. Onlardan da yok etmek istiyor çünkü. Seni benim elimizdeki gibi. Elinde kazanabildiğin şeylere karşı hissettiğin kıskançlık başka bir boyuttu. Ama doğuştan, genlerinden sana gelen bir şeyi değiştirme şansı yok. Tamam işte estetik cerrahi gibi bölümleri yapmaya çalışıyorlar bir şeyler ama istedikleri sonuç yine alınmaz. Yani öyle bir adaletsizlik. Ben biraz daha tersten konuşmak istiyorum. Aynı değiştirememe hali, aynı adaletsizlik bunlar da ödül değil mi? Beden gibi. Tabii işte çünkü insanda o adaletsizlik yok etme arzusunu da uyandırın demek istiyorum. Sahip olmak için onlara sahip olmak da zorunda yok. Sahip olmak da yok etmek istiyorum. Nesta. Ya şey çok kafamı taktım ben. İnsanların yakalanma biçimiyle öldürülme ne kadar başlarından geçirilen 10 kişinin ne olabileceğinin resmine dair mekanı görmeye başladım bir ara. Yani tonla şey var düşünüyorum ama şey, sayılar inanılmaz. 4 yıl içinde, 5 yıl içerisinde 2000 kadın aynı yerde ve tek bir sanık bile yok hala. Ama başka yerler de var. Dergisel var yıllar önce. Sen izlemişsindir onu. Avcılar, insan avcıları. 3-4 tane onları bırakıyorlar. Onların yine sanırım ki bu kızın yaşadığından çok daha şey kabus olsa bile aşkım karşılaştıramazsın ama yani böyle şey şeyler ama yani yok eden şey aynı şey insana bakan kaynak aynı kaynak orada onun güzel diye bir şey yok ki yok ama al. Orada da güçlülüğünü istiyorlar yani gitgide onlar nasıl golfte golf oynarken ya handikaplı bir şey var savaştıkça daha zor şeyler yapıyorsun ya. Yani gladiyatörler gibi. Kullandıkları insanların yaşları gençleşiyor, daha güçlü oluyorlar, daha hızlı koşabiliyorlar. Seçiliyorlar yani o av objesi olmak için. En yaşlı, en başlarda kullanılıyor. Daha sonra yeni öğrenmeyi başlayanlar için. Onlar daha kolay çünkü av. Gitgide gitgide avın kalitesi artıyor. Orada güzelliğinden yola çıkmıyor da şeyinden, şeyinden, gençliğinden, komisyonu. Yani insana bakan göz orada yine şey diyorsun, ağlayan yok eden insan gözü.
Bir tanesinde güya hayvan bilmem üzerine kullanıyorlar. Atılır bilmem üzerine dibinde başka bir şey var. Zaten. Sahip olamayacakları, doğaya doğdukları yerden asla kendilerine adil davranılmadığını düşünen insanlar. Her ne kadar Meksikalı kadınlığı infazı olmalı olsa dahi. Ya domuz seri, dar. Ama kadınlar da o ticaretin içinde gelerler. Şey kadınlar kadınlar kadar güzel olmuyor. O kadar sayı, çok fazla sayıda bu tutuyor. Onlar polis. Hakan izliyek de finasnekur. Haa. Ya manyak gibi para kazanıyorlar bir sürü bizim hoştan. Ben bilmiyorum. Orada oraya özellikle babamız Ukrayna'da Türkiye'de. Yok da orada bir şey ABD'ye geçmeye çalışıyor. Ödeyenler kızlar gibi. Yani sence oraya bir ticaret mi var dışarıdan sürekli? Sence kesinlikle var. Son kararı veren hepsini sistematik biçimde vücutlarına çok kırılarak, bozularak bırakılması kararında müşteriler şey yok. Onlardan sonra da oradaki herifler mi yapıyor? Hayır. Hepsi onları istiyor. Dünyanın bütün dört köşesinde erkekler toplamışsın. O iş için oraya gidiyorlar. Onun parasını ödüyorlar. Kadın başına bilmem kaç bin dolar ödüyor. İşte mi? Bu kısmına vurgu yapılmıyor eğer böyle bir şey varsa. Vurgu yapılmıyor ben bilmiyorum ama kumartını kullanırız anlayacaksınız. Bir ticaret. Onun için polis işin içinde. Onun için kesinlikle işin içinde. Eşek gibi para kazanıyor. İnanılmaz bir şey. Bütün diğer ülkelerden gelen insanların ülkelerinin de sorumluluklar bir şey. Farklı varmadıkları fark etmedikleri yani. Sadece Meksikalı sorun olmak lazım. Ama dünya kaynağında çocuk ama çok fazla yaygınlaştırılmış var olduğu için, kapı sisteminin kırıldığı için, Meksika'daki sırf bir bölgede, sırf bir bölgede olduğu için. O zaman çok benziyor bu senin ablarına, Koyfil'le ben ablarına. Bunu şey yap. Mimi'yle otur konuş, Mimi. Tam da o San Diego ile şey arasında. Meksika arasındaki sınır kasabasında oturdu 2 yıl boyunca. Orada kokain polislerden satın alıyorlar. Allah! Türkçe polisler aldı yıllarca insanları. Böyle bir şey de var. Orada bir sürü kadın geliyor. Genç, yerli, güzel kadınlar. Bunlar işte kimisi artistlik yaparım, kimisi bilmem ne yaparım. Amerika'ya geçme derdinde. Çoğu ailesinden, ailesinden kaçmış insanlar. Kendini koruma şey şansları yok. Süper değil mi? Artık bir oraya. Koca bir çöre var. Ne istediğini yapıyor. Ticaret de başka hiçbir şey. Ama orada mesela... Ya orada o ülkede ya çocuk kaçırıp organını alıp... Batı'daki insanlar kuyrukla sırada destekliyor. Onlara şey gerekiyor, onu düşününce şimdi dışarıdan insanlar geliyorsa, onlara sunuluyorsa bu kurbanlar, onlara sunulacağı yerin bir kalitesi olması gerekiyor herhalde bu müşterilere göre. Var. Çölde sunmuyorlardır da orada klimalı bilinen bir bina vardır. Çocuğun özel dehlizleri vardır, yer altındadır. Aslında. Orada bir sürü şeyler yaşıyorlar. Ailler yapıyorlardır onu böyle. Ama bence onların ölülerini de sistemin kafasında bırakanların müşteriler geçtikten sonra bu tezgah düzenlenmesi lazım. Orada garip bir şey var, damgalama var. Yani seni bozdum, çirkinleştirdim, üstelik hayat büyüyor. Yani sonsuzluğa seni böyle gömüyorum dediği bir şey var. Bozuk gibi gömüyorum. Olabilir. Çirkin gömüyorum dediği bir şey. Ama bence çok fazla ağdalaştırıyorsun sen olayı. Yani ben bu olayı senin kadar hüzünlü buluyorum, trajik buluyorum. Ama neticede bir insanı kullanma şekli. Bir tanesinde işte seks yaparak, iğrenç şeyler yaşattılar. Ondan sonra öldürerek tutuyor. Bir tanesinde çocukları sadece böbreğini çıkarmak için narkoz bile vermeden çok uzun seneler boyunca hapis olunarak türlü çeşitli işkenceler üstünde yapılan, ölümü deli gibi özleyen, bekleyen ama bir türlü öldürülemeyen bile insanların olduğu ticaretler olacağını düşünüyorum. Ticaret olarak? Tabii. Vah. Wow.
numarayla mı? Mesela geçenlerde gazete haberlerini sunuyorsun ya. Hadi ya. 24 yıldır kızını şey yapma. Doğru. 7 tane doğru, çocuğuyla. Doğru. 7 tane çocuk doğurmuş o kadın. Onları torun diye tanıtmış. Dişleri dökülmüş, saçları bembeyaz. Ya üç tanesini torunu diye, şey oldu diye. Ne yani, suçlu torunu diye. Torunu bir prater. Üç tanesi de çocuk kadınla beraber o şeyde 24 yıl. O da var, bu da var. Lanet olsun. Ne? Adama sorsan yani bugün belki hayatını kendisine şey diyecek. Pişman değilim diyor musun? Çok cümle onu hapsetmesen onun başına bir şeyler gelecek. Yine çalmazsa yemeği yedi ya, önünde yemedi ya, arkasında yiyecek. Şey, sırlı arkadaşım. Bağlarını toplatıp taşlatmasın. Hadi. Hadi.